edelim. Milli takım ara birazdan geleceğiz. Foto Maç gazetesinin bu sefer 11. sayfası ekranlarımızda. Terim takım uygulattığı sistemden taviz vermeyecek. Geri adım yok. Biraz da Galatasaray'daki son durum üzerine biraz sohbet edelim seninle Mehmet. Ki yakından da takip ediyorsun. Pep Guardiola'nın ön tarafta sık ve hızlı pasla yakın önüne dayanan sistemini oturtmaya çalışıyorlar. Yani kötü sonuçlara rağmen dahi bu sistemden vazgeçmeyecek mi ve Guardiola'nın bu tarz bir oyununu Galatasaray'ın bu kadrosunu oynatmak mümkün mü sence? Böyle çalışma gerçekten devam ediyor mu Galatasaray'da? Şu bilgiyi vereyim istihbarat olarak. Tabii. Ee, hem Jagne hem Falcao. Falcao Kolombiya basına yaptığı açıklamada yanımda biri olduğu zaman daha rahat ediyorum. E Jagne de e, sosyal medyadan sürekli paylaşımlar yapıyor. Playstation'da bile biliyorsun çift forvet alıyor. Evet. Hoca tek forvet bir kere o karar verildi. Hatta Kasımpaşa maçındaki Jagne performansı hiç beğenilmedi. Alanyaspor maçında şimdi buradan söyleyeyim. Falcao başlıyor Jagne kulübe e, de. E çok hırslı değil miydi? Ben beğenmedim onu söyleyeyim hani. Kasımpaşa maçında 0-0 iken kaçırdığı golün bence izahı yok. Orada o şans ona geldi. E Falcağı ne olursa olsun elinizde Falcao var. Oynatmak zorundasınız. Transferin tartışırım. Evet. Alınması gerekli miydi? değildi. O maliyete girilmeyildi. O riske Değmez zaman madem elinizde Falcao var ondan bir şekilde maksimum faydayı almalısınız ki şu bilgiyi de verelim. Dün çok kritik bir gol attı Şili-Kolombiya maçında Aynen. 90 artı 1'de 71'de oyuna giriyor elemelerde ve milli takımdan moralli dönüyor. Ee, habere gelirsek de Galatasaray bu oyunu oynamak zorunda çünkü Galatasaray Onyekuru tipinde bir kontra atak futbol oynatacak JSSG Dika olmadı bir denemeydi. <laughs> İtiraz etmiyorum. Aynen. 250 bin euro maliyeti bonservislerinde e, bu tarz denemeler yapılsın genç oyuncular ama eldeki mevcut kadro Emre Kılıçlı, Fegüli, Belhanda, Ardalı daha pas oyununa dayalı hı hı. bir futbol. Ki Antep ve Başakşehir maçları nispeten başarılıydı. E, ne zaman 3 günde bir maç maratona girdi işte Azerbaycan, e, İskoçya deplasmanları, Fenerbahçe derbisi e, ciddi bir yıpranma oldu ama bu milyara Galatasaray'a çok iyi geldi Saratçı iyileşti, işte o çok önemli bir artı temposuyla evet. öndeki Arda'yı çok ciddi şekilde rahatlatacak. Performansını olumlu etki edecek. Etebo ile Taylan dönüyor. Hani ben bu olumsuz havanın Galatasaray'da Alanya Spor maçı ile birlikte dağılacağını düşünüyorum. Artı şu bilgiyi de veriyorum. Alanya Spor maçında 1500 taraftar olacak Hı -hı. cidden. Bu önemli Galatasaray taraftarını özledi. Bu arada sen Falco'ya dedin ya. Mesut Hoca gezi açıklamalar yaptı. Biz de aslında arada konuştuk seninle. Üzerine ekranda da sohbet edelim. Hı -hı. Uzun bir sezonu iyi bir giriş yaptı Falco uzun bir aradan sonra da Kolombiya milli takımında kendisine yer buldu ee, takım arkadaşı Hames Rodriguez onun için e, şunları kaydetmiş söylemiş övgüler yağdırdı bu arada bizim için eşsiz bir fırsat ve Falco gibi bir futbolcunun takım içerisinde olması herkes için aslında ayrı bir enerji kaynağı diyor spor bültenimizde de biz bu haberi de paylaşmıştık üzerine sende herhalde yorum yapmak istiyorsun. Şimdi fenomen oyuncu Galatasaray'da Aynen çok öyle. oyuncular geldi. Snyder gibi, Polovski, Melo gibi. Ben burada biraz Snyder'e benzetebilirim. Falkayt. Yani Florya'da Hı -hı. ve takım içinde sevilen bir karakter. Öyle çok hani para pul iyi bir kontratı var ama hani problemli bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim ve emin olun sakatlıklarına taraftardan çok kendisi de üzülüyor. Bu Hı -hı. sezonda iyi kamp geçirdik, Kilosu iyi, fiziği gayet iyi. Ama tabii o bildiğimiz Falcao mı? O ilk patlama gücü. E, bildiğimiz Falcao gelen topları da bir şekilde gol yapardı. Hoş Kasımpaşa maçında yöneticilerin tribünde isyan edeceği pozisyonlar çok kolay pozisyonlar değildi. E, bakalım ya ben falcao ne ikilisinden e, Falcao'ya şans verecek hoca ve Falcao'nun daha başarılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki Trabzonspor'un gündemine ne var? Şöyle hızlıca bakalım Mehmet seninle. E, hemen gidiyoruz. Foto Maç gazetesinin bu sefer 3. sayfası ekranlarımıza gelecek Trabzonspor sayfasında. Başlık bana güvenin şeklinde olmuş. E, ayrıntılarını anlatalım hemen. Brezilya Stoper Hugo'nun bu taraftara mesajıymış. Ekranlarımıza geldi. E, benden beklentileri çok iyi biliyorum. Kulübümüzün başarısı için elimden gelen her şey yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başakşehir maçını da e, sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullanmış. Bu arada Yunus Emre Selin özel bir haberi olduğunu da e, söyleyelim. Burada başarıya aç bir takım var. Takım arkadaşlarım sayesinde kısa sürede uyum sorununu aştım. Artık lige hazırım ifadesini kullandı Hep şunlar konuşuldu oyuncuyla alakalı Mehmet. Hava hakimiyeti iyi, sol ayağını çok iyi kullanıyor, hızlı tekniği, atletik yapısı, arkadan iyi oyun kurabilen bir özelliği var. Artı sert bir stoper. Aynen yani de, beklenen tipte bir stoper aslında. Trabzonspor'un hep o defoların eksiklerini konuşurken taraftar da Vitor Uygu'yu istiyordu. Sonunda geldi. Senin beklentin ne kendisinden? Açıklamalarıyla beraber tabi değerlendirelim şu bilgiyi hep veriyorum ben. Ligin en iyi iki stoperi Galatasaray'da diyorum. Marka Arlu'yunda ama. Uh -huh. 8 artı 4. 12 milyon euro para verildi bonservis. Yani e, keza geçmişte Fenerbahçe'nin Kair'e 7,5 milyon euro verdiğini atıyorum. Yani şunu izah etmeye çalışıyorum. Vakayemi'yi, Ekuban'ı, Sörlot'u birer milyon eurodan böyle bu tip hücum oyuncuları bulabiliyorsunuz ama iş stopere geldi mi Çiğdem? Yani şu ucuz etin yani son yani paraya kıyacaksınız Aynen ki öyle. Sörlot'tan gelen 11 milyon euronun da 3.2 milyon euroluk euro kısmı Vitor Hugo'ya verildi. Ee, i̇lk kez Trabzonspor çünkü transferde örnek bir kulüp yani harcama hmm. konusunda. Ahmet Ağal döneminde de en fazla bonsers verilen oyuncu onu biliyorum. Buna değecek bir oyuncu. Maykon öncesi Galatasaray'ın gündemine geldi. Ee, i̇ki sene önce yine Beşiktaş'ın gündemi Fiorentina zamanında. Ee, ciddi bir kariyer, ciddi bir önemli bir karakter. Bence savunmada aradığı isim olacak. Yani o dörtlü rotasyon. Hüseyin hı hı. Türkmen, Kampi, Hosseini, Edgar'li kimi yazsak diyorduk. Şimdi oraya bizi Vitor Hugo'ya yazılacak. Yanındaki, Yanındaki stoper kim olacak? Önemli, değil mi? Edgar deniyor. Ben yani. Edgar. İdeal ben de. oluştururken değil mi sanki? Ben de Edgar'la başlar diye düşünüyorum. Peki senin bu sezon itibariyle aslında genel olarak beklentini sormak istiyorum. Trabzonspor'dan ilk 4 haftayı nasıl geçirdi? Yapılan transferler vesaire açıklamalar. Edwin Newton keza konuştu. Önemli açıklamalar yaptı kendisi de şampiyonluğa oynayacak bir takım olacak dedi. Başkanın da açıklamalarını alın ekranlarımızı hep getiriyoruz. Tabii bir yandan hakem hatalarını da konuşmak durumundayız. E, hepsini birlikte değerlendirdiğinde nasıl bir sonuç çıkıyor Trabzonspor adına? Bir görüntü çıkıyor kafanda. 4 hafta 5 puanı var. 5 evet. değil 9 puanı olurdu. Denizli'de verilmeyen son dakika penaltısı, vara gidilmeyen Serkan'ın pozisyonu. Antep maçındaki son derece gri pozisyonu çalınan penaltı. Hakemlerden yana yine şanslı olduğunu söyleyemeyiz Trabzonspor'un e, ne yazık ki. E, ama kolay da değil şimdi. Biz hep Beşiktaş'ı yorumluyoruz eşiği evet. demişti diyoruz. Burak gitti, Elnen'i gitti, e, Gökhan Caner gitti. Trabzonspor'a bakarsak da e, Sosa, e, Sörlot, evet. Novak gibi 3 tane temel taş takımdan ayrıldı. Üstüne bir de benim çok beğendiğim bir transfer Trondsen e, çapraz bağları koptu ki 6 ay gibi uzak e, kalıyor. Hı hı. E, orta sahadaki o ikili e, Flavio Lewis Baker. Ben oraya ne olursa olsun bir Abdülkadir Parman eklenmesi gerektiğini hı hı. düşünüyorum. İki oyuncudan biri kesilip. Çünkü öndeki dörtlü Abdülkadir Ekuban Vakemi yani çok savunma dörtlüsü değil. Burada sırf stoperlerle o iş çözülmez. Biraz orta saydığına mizim gerek. Hı hı. Üstüne sezon başı sağ bek, sol bek sakatlıkları. Ediniltim şeyler deniyor. Üçlü savunma. Bakın Trabzonspor daha iyi olacak. Ee, geçelim buradan milli takımımızın gündemine. Basında bakalım milli takımımızla alakalı neler yazılmış, çizilmiş. Diğer barkolarımıza hemen geçiyoruz. Fanatik gazetesi göreceğimiz ilk sayfa olacak. Fanatik gazetesi tek yol zafer demiş. Kalan dakikalarımızda biraz isterseniz milli takımımızı konuşalım. Ümit milli takımımız neler yaptı İngiltere karşısında? Onu da soracağım ki az evvel özet görüntüyü deplasmandaki maçın ekranlarımıza e, getirmiştik. A milli takımımız diyelim öncelikle tek yol zafer. Kazanırsak grupta liderlik iddiamız artacak. Bu açıdan Sırbistan maçı bizim için çok çok önemli sevgili izleyenler. E, kaybedersek ligden düşme tehlikesi yaşar mıyız? Bir kırılma maçı herhalde bu değil mi Mehmet bizim için? Bu Sırbistan daha bir havlu attı. 7 tane oyuncusunu e, izin alarak, 7 oyuncusu Hı -hı. izin alarak kulüplerine gitti artık. Hani iddiamız kalmadı e, mantığına girerek e, o bakış açısıyla. Ben bizim bugün hani yenileceğimizi çok ihtimal vermiyorum. Şeyden galibiyette bekliyorum. Artık galibiyetimizi alırız. Hatta ben 3'te 3 yaparsak da şaşırmam. Bizim milli takım böyle mi? reaksiyonları vardı. Fena futbol oynayamaz Şenol Hoca ile artı ben şunu da mutluyum. Son dakika gol atıp Almanya ile berabere kalıyoruz. Evet. duran top golü atıyoruz. hatırlayalım o Fransa zaferlerini, Kaan Ayhan'ın gollerini hem Konya'da Hı -hı. hem Fransa deplasmanında Paris'te hep duran toptu. son maçta da Hakan Çağlı'nın müthiş kullandığı bir duran top. Merih ki onun 15-20 dakika sonra bir ikincisini de atıyorduk yine aynı organizasyonda. Bu anlamda hani önemli. Şenol Hoca zaten hep pozitif futbol oynatan evet. bir teknik adam. İyi bir oyuncu havuzumuz var. Neler eksik dersen sol bek konusunda hani biraz şanssızız diyeyim.